Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz bugünkü dersimiz hücre zarından madde geçişleri olacak gençler hücre zarından madde geçişlerini kendi içerisinde ikiye bölerek anlatacağım birinci dersimiz küçük maddelerin taşınması olacak yani pasif taşımadan aktif taşımadan bahsedeceğiz çözelti çeşitleri de bugünkü dersimizin konusu olacak biraz matematiksel işlemler yapacağız. Bir sonraki dersimiz yani ikinci video büyük moleküllerin taşınması üzerine endosito Endostoz egzostoz o videoda olacak gençler bugünkü dersi bitirdiğimiz zaman siz de endostoz egzostoza kadar olan kısmı tamamıyla kitaplarınızda bitirmiş olmalısınız aktif taşımayı da çözüyorsunuz sayfa 121'e kadar geliyorsunuz 0'dan 9'a biyolojide. Aynı şekilde soru çözmek bu konuda çok 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 önemli. Dinamolarınızı da açıyorsunuz. Endostoz, egzostoz kısmına kadar çözmediğiniz hiçbir yerin kalmamış olması gerekiyor. Hemen sayfasını da söylüyorum. Sayfa 95'e kadar bugünkü dersi bitirdiğimizde çözülmüş olmalı gençler. Bugünkü dersimizin konusu tabii ki hücre zarından madde geçişleri dedik. Hücre zarından madde geçişlerini kendi içerisine ikiye ayıracağız. Bir küçük moleküllerin taşınması, bir de büyük moleküllerin taşınması söz konusu olacak. Küçük molekülleri pasif taşıma veya aktif taşımayla maddeden geçiş yaptıracağız. Zardan bir taraftan diğer tarafa göndereceğiz gençler. Hücre zarının yapısı tabii ki dersimiz için çok önemli olacak. Daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bugün de yine hücre zarını hatırlatarak başlamış olayım. Hücre zarına baktığımız zaman akıcı mozaik zar modeli dediğimiz model geçerliydi. Hücre zarının yapısında çift sıralı dizilmiş fosfolipit tabakası bulunurdu. Bu fosfolipit tabakasının arasında protein kanallar olabileceği gibi proteinler yüzeysel olarak da bulunabiliyordu. Bir de hücre zarının yapısında karbonhidratlar vardı ama karbonhidratlar asla tek başına bulunamıyordu. Ya proteinlere bağlanıyorlardı ya da lipitlere bağlanıyorlardı. Gider karbonhidrat yani glikoz lipite bağlanırsa glikolipit olarak isimlendiriyorduk ya da glikoz proteine bağlanabilir hocam proteine bağlandığı zaman ona glikoprotein ismini veriyorduk. Hücre zarına baktığımız zaman seçici geçirgen veya yarı geçirgen özellikteydi. Yani bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişine izin vermiyordu. Dinamik bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda tabii ki saydamdır. Hücre su aldığı zaman zar esneyebildiği için şişebiliyor veya su kaybettiği zaman hücreler büzüşebiliyor gençler. Madde alışverişini kontrol eden yerde tabii ki hücre zarı olacak. Bazı canlılarda hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz yapı vardı ama tüm canlılarda değil unutmayın. Hücre zarı için ne dedim? Esniyebiliyor, yani büyüyüp küçülebiliyordu. Hücre duvarı ise büyüyüp küçülemez, sert bir yapıdadır. Hücre zarı için seçici geçirgen demiştim. Hücre duvarı ise tam geçirgen özelliktedir. Yani buradaki delikten madde geçebiliyorsa geçer, geçemiyorsa geçemez gençler. Seçme gibi bir durum söz konusu değil. Kimlerde vardı hücre duvarı? Bakteriler aleminde bulunan çoğu canlıda tabii ki hücre duvarı bulunuyordu. Bulunanlarda peptidoglikan yapılıydı. Arkeler aleminde bulunan canlılarda da hücre duvarı bulunabilir. Onlardaki ise yalancı peptidoglikan ya da pseudopeptidoglikan yapılıdır diyeceğiz. Mantarların hücre duvarı kitin yapılıydı. Bitkilerin hücre duvarı ise selüloz yapılıydı. Hayvanlar aleminde bulunan canlılarda ise hücre duvarı yer almazdı. Yani bizim hücrelerimizde hücre duvarı yer almıyor gençler. Hücre zarından madde geçişlerine de baktığımız zaman geçebilenlerin öncelik sırasını bilmemiz lazım. Öncelikli olarak size hatırlatmak istediğim kısımlar var tabii ki. Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği delikler bulunur. Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği bu deliklere por ismini veriyoruz. Kim küçük, kim büyük diyecek olursak da hücre zarından geçebilen şeylere küçük moleküller, geçemeyenlere ise büyük moleküller ismini vereceğiz. Mesela sen gazları tutabilir misin? Gazlar mutlaka hücre zarından doğrudan geçebilecekler. Bunun haricinde kimi öğrendik? İnorganik maddeleri öğrendik. İnorganik madde dediğimiz su, asit, baz, tuz, mineraller bunların hepsi hücre zarından doğrudan geçebilir. Yani küçük moleküllerdir. Sonra organik moleküllere geçmiştik. Organik moleküllerden karbonhidratları öğrenmiştik. Karbonhidratların en küçük birimlerine monosakkaritler demiştik. Monosakkaritlerin tamamı da tabii ki hücre zarından geçebilir. Yağların en küçük birimleri yağ asitleriydi. Bir de gliserol olduğunu söylemiştik. Bunlar da hücre zarından tabii ki doğrudan geçebilir. Proteinlerin yapı birimi olan amino asitler hücre zarından doğrudan geçebilir. Vitaminler zaten küçüktü yani hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. Ama mesela disakkarit desek iki tane glikozun birleşmesiyle oluşan maltoz büyük bir moleküldür geçemez. Glikozla fruktozun birleşmesiyle oluşan sükroz disakkarittir geçemez. Proteinler yüzlerce amino asitin bir araya gelmesiyle oluşur. Geçemez. Trigliseritler, yağlar üç yağ asidi bir gliserol bir araya geldiği zaman trigliserit sentezleniyordu. Büyük moleküldür, geçemez gençler. Yani monomer olarak ilk ünitede öğrendiklerimiz geçebilecek, diğerleri ise geçemeyecek. Geçebilenlerin de kendi içerisinde tabii ki bir öncelik sırası olacak. Mesela kapıya dayandık hücre zarına. Gazlar her zaman sıvılardan önce geçecek. Sıvılar her zaman katılardan önce geçiş yapacak. Sonra küçük moleküller büyük moleküllerden önce geçer diyoruz. Küçük molekülle kastettiğimiz mesela ben örnek vereyim size klor olsun. Bir de C6H12O6 yani glikoz molekülüm olsun. Glikoz hücre zarından geçebilir mi? Geçer. Klor geçebilir mi? Tabii ki geçer hocam. Ama ikisi kapıya dayandığı zaman küçük olanlar büyük olanlardan daha önce geçecekler. Yine kapıya dayandık. Biri yüksüz, diğeri eksi yüklü, diğeri artı yüklü nötr moleküller, yüksüz moleküller yüklülerden önce geçiş yapacak. Eksi ile artının arasında karar verecek olursam da eksiler artılardan her zaman önce geçecek gençler. Vitaminler için ne dedik? Vitaminler hücre zarından geçebilirler dedik. Ama hücre zarı yağ yapılıydı. O yüzden de yağda çözünen vitaminler adek, Suda çözünen vitaminlerden yani B ve C vitamininden tabii ki daha önce geçecek. Yağı çözen maddeler, alkol gibi, eter gibi, aseton gibi maddeler çözemeyenlere göre daha kolay geçiş yapar. Dediğim gibi geçebilenlerin içerisinde öncelik sırasına bakacak olursak sıralamamız bu şekilde olacak. Devam ediyorum hücre zarından madde geçişlerini molekül büyüklüğüne göre belirleyeceğiz dedik. Bir küçük moleküllerin taşınması bir de büyük moleküllerin taşınması söz konusudur dedik. Bugünkü dersimde neresiymiş? Küçük moleküllerin taşınması yani o porlardan geçebilenlerin taşınmasından bahsediyoruz. Eğer moleküller çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru enerji harcanmadan taşınacaksa biz buna pasif taşıma ismini veriyoruz. Pasif taşımada düfüzyon ve ozmoz olarak ikiye ayrılacak diyalizden de bahsedeceğim. Düfüzyonu da basit düfüzyon ve kolaylaştırılmış düfüzyon olarak ikiye ayıracağız. Aktif taşıma da yine küçük moleküller için yapılacak. Oz ama bu sefer molekülleri az oldukları yerden çok oldukları yere doğru göndermek isteyeceğiz. O zaman da işin içerisine ATP harcanması girecek. Yani aktif taşıma yapılmış olacak. Çok basit bir örnekle gösterecek olursam. Diyelim ki şurası benim hücrem olsun gençler. Çözeltisinde 100 tane glikoz bulunsun. 10 tane glikoz da hücrenin içerisinde bulunsun. Glikoz hücre zarından geçebilir mi? Geçebilir hocam. Eğer çoktan aza doğru hareket söz konusu oluyorsa bunun için enerji harcamaya gerek yok. Moleküller zaten her zaman çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru gitmek isterler. Buna pasif taşıma diyeceğiz. Ama hücre içinde bulunan glikozu dışarıya atmak isterse azdan çoğa gidiş olduğu için enerji harcanmak zorunda. O zaman yapılan işte aktif taşıma olacak. Her zaman küçük moleküllerin alışverişi söz konusu olmuyor. Bazen hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki şeyleri içeriye almak istiyoruz. Eğer hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir şey hücre içine alınıyorsa ismi endositoz olayın. Eğer hücre dışına büyük bir şey atılıyorsa ekzositozdur. İçeriye alan alınan büyük molekül katı ise fagostoz, sıvı ise pinostoz ismini veriyoruz. Dediğim gibi bir sonraki dersimizde anlatacağız bu kısmı. Hemen küçük moleküllerin taşınmasından yani pasif taşımadan bahsedeyim. Pasif taşıma ile ilgili bileceğim 3 tane cümlem var ana cümlem. Küçük moleküllerin taşınması, çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere enerji harcanmadan bu üç tane cümleyi aklında tutuyorsun. Mesela ben odanın bu tarafında parfüm sıktım. Parfümü sıktığım zaman parfüm molekülü nerede çok olacak? Bu tarafta. Bir süre sonra parfüm molekülleri, koku molekülleri çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru hareket edecekler. Ben odanın bir ucunda parfüm sıktıysam diğer uçtan koku duyulacak gençler. Parfüm havada çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket edebiliyorsa, hücrenin içerisinde de bir madde çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket ederken enerji harcanmasına gerek yok. Yani ATP pasif taşımada harcanmaz. O yüzden canlı cansız ortamlarda gerçekleşebiliyor. Hareketi sağlayan şey moleküllerin kendi kinetik enerjileri gençler. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak da difüzyonu kendi içerisinde ayıracağım. Aslında 3 tane ana cümlem var. Unutma dedim ya. Bu üç tane ana cümle benim pasif taşımanın altına yazdığım tüm tanımlar için geçerli. Düfüzyona bakıyorum. Ne demişim? Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere kendiliğinden yayılması yani ATP harcanmadan iki tarafın yoğunluk farkı eşitleninceye kadar düfüzyon devam edecek gençler. Basit ve kolaylaştırılmış düfüzyon olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırdık. Mesela burada ne yapmış? Suyun içerisine mürekkep damlatmış. Veya ben bir tane sallama çay yapacağım. Su bardağının içerisine sıcak suyu koydum. Çayı poşetle birlikte daldırdım. Önce poşetin etrafındaki rengin kırmızıya, bordoya döndüğünü görürüm. Daha sonra bütün su bordoya döner, çay rengine döner gençler. Yani moleküller çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru hareket edecekler. İki tarafta da eşit bulununcaya kadar. Mesela ben desem ki şurada bir tane hücre var. Bu hücrenin içerisinde 100 tane glikoz var. Dışarıda ise 10 tane glikoz var. Hiç enerji harcanmadan difüzyon olayı gerçekleşiyor. Sen hemen diyebilirsin ki difüzyon olayı gerçekleşiyorsa çoktan aza gidecekler. O zaman buradan dışarıya çıkış söz konusu olacak. İki taraf eşitleninceye kadar da difüzyon devam edecek. Yani hücrenin içerisinde 100 tane glikoz vardı. Çözeltide 10 tane glikoz vardı. 110 2'ye böldüm 55. Çözeltide 55, hücrede 55 glikoz oluncaya kadar tabii ki düfüzyon devam edecek. Düfüzyonu kendi içerisinde basit düfüzyon ve kolaylaştırılmış düfüzyon olmak üzere ikiye ayırdık gençler. Şimdi hücre zarını düşündüğün zaman ikisinde de moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru hareket edecekler. İkisinde de enerji harcanmayacak. Molekülün taşınması lipitlerin içerisinden gerçekleşiyorsa buna basit difüzyon diyeceğiz. Eğer maddenin taşınmasını protein kanallar aracılığıyla yapıyorsam buna ak şey e, kolaylaştırılmış difüzyon buna da basit difüzyon ismini vereceğiz. Hemen şuradan tekrar göstermiş olayım. Basit difüzyon neymiş? Lipitlerin arasından kaydırma işiymiş gençler. Kimleri basit difüzyon yöntemiyle taşıyabilirim? Oksijeni, karbondioksiti, gazları ne yapacağım? Yağların arasından kayacaklar, hücrenin içerisine taşınmış olacaklar. Yağı çözen küçük moleküller de yine fosfolipit tabakasından geçiş yapabilecek. Yağda çözünen vitaminler A, D, E, K vitaminleri basit difüzyonla taşınmış olacak. Kolaylaştırılmış difüzyonda mühim olan protein kanalları kullanarak taşıman, glikoz, fruktoz, galaktoz gibi amino asit gibi organik moleküllerin o en küçüklerini, monomerlerini kolaylaştırılmış difüzyonla taşıyoruz. Suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleri de yine bu kolaylaştırılmış difüzyonla taşınacak. Kural olarak unutmuyorsun kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler görev yapar. Geçen sene sınavda çıktı gençler. Enzimler kullanılmaz. Geldim buradan difüzyon hızını etkileyen faktörlere. Difüzyon hızını etkileyen faktörlere baktığımız zaman ATP harcanmayan moleküllerin kendi kinetik enerjisiyle hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan bir taşınma şekliydi ya. O yüzden de Mesela sıcaklığı belli bir değere kadar arttırmak moleküllerin kinetik enerjisini arttıracağı için daha hızlı hareket ettireceği için difüzyon hızı artacak. Sonra ortamların arasındaki yoğunluk farkı da difüzyon hızını etkileyen bir faktördür. Mesela az önce yazdığım örnek üstünden göstereyim. Diyelim ki burada bir çözelti var burada da bir tane hücre var şurada 100 tane glikoz var. Burada da 10 tane glikoz var. Burada ne olacak? Hücreden dışarıya doğru glikozlar çıkacak. Difüzyonun belli bir hızı var. Ama iki ortam arasındaki yoğunluk farkı artarsa içeride yine 100 tane glikoz olsun, dışarıda ise 90 tane glikoz bulunsun. Burada da difüzyon olacak mı? Olacak. İki ortam birbirine eşitleninceye kadar 95-95 oluncaya kadar tabii ki difüzyon gerçekleşecek. Ama burayla burayı kendi içinde kıyas yaparsan buradaki difüzyon hızı daha fazla. Çünkü iki ortam arasındaki yoğunluk daha fazla. Molekül ağırlığı küçük olan maddeler büyük olan maddelere göre daha fazla hızda difüzyona uğrayabilecekler. Burada da kastettiğimiz şey şu. Az önce ne demiştim? C6H12O6 bu neydi? Glikozdu. Hücre zarından geçebilir mi? Geçebilir hocam. Ama klor da hücre zarından geçebiliyor mu? Geçebiliyor. İkisinin difüzyon hızını kıyaslarsam tabii ki klor daha hızlı hareket edebileceği için molekül ağırlığı daha küçük olduğu için difüzyon hızı daha fazla olacak hücre zarındaki deliklerden madde alışverişi yani porlardan madde alışverişi gerçekleşiyor. Hücre zarındaki por sayısı ne kadar fazlaysa o kadar hızlı bir taşınım söz konusu olur. Gazlar sıvılardan sıvılar katılardan daha hızlı difüzyona uğrar unutmayın. Ozmos aslında bu da bir difüzyon çeşidi gençler ama su sorularda da çok karşımıza çıkacak. Suyun difüzyonu aslında ozmozdur. Yani suyun çok olduğu kısımdan az olduğu kısma doğru hareket etmesine ozmoz ismini veriyoruz. Su her zaman çok olduğu yerden az olduğu yere ozmozla taşınır. Suyu aktif taşımayla falan taşımak söz konusu değil. Mesela bakıyorum Şuraya yarı geçirgen bir zar koymuşlar. Yani hücre zarından geçebilenler geçecek, geçemeyenler geçemeyecek. Buraya baktığım zaman sükroz çözeltisiymiş. Yuvarlak olarak gösterilenler kabı da ikiye bölmüş. 1 2 3 4 5 6 7. Burada 7 tane sükroz molekülümüz var. Burada ise 7'den çok daha fazla bir rakam söz konusu. O zaman burada suyun miktarı Su çoktur. Bu tarafta ise su az miktarda bulunuyordur. Su her zaman ne yapmak ister? Çok olduğu yerden az olduğu yere hareket etmek ister. Sükroz zaten disakkarittir. Geçiş yapamaz ama suyu tutamam hocam. Su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. O yüzden de kabın bu taraftaki kolunda sıvı miktarı artacak. Ozmoz kısaca suyun difüzyonu Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket etmesidir. Şimdi bu konuyu çok iyi anlayabilmem için bilmem gereken bazı kavramlar var. Çok küçük küçük aklınızda kalacak şekilde kısaltacağım bunları benim bilmem gereken bir ozmotik basınç bir de turgor basıncı dediğimiz basınçlar var. Bunlara tanımsal olarak baktığımız zaman çok uzun uzun şeyler tabii ki yazıyorlar. Mesela hücre içindeki çözülmüş katı moleküllerin hücre yüzeyine yaptığı basınca ozmotik basınç, hücre içinde bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınca turgor basınç denir gibi uzun cümleler yazılıyor ama benim soruları çözebilmem, konuyu anlayabilmem için şunu bilmem yeterli. Ozmotik basınç su alma isteğidir. Turgor basınç ise bunun tam tersi. Yani turgor basınç diye hemen notumu alayım. Su verme isteğidir. Bunlar birbiriyle ters orantılı. Yani bir hücrenin Ozmotik basıncı artarsa turgor basıncı azalacak veya ozmotik basıncı azalırsa turgor basıncı artacak. Hemen hayal kurmaya senle birlikte başlıyoruz. Diyelim ki seni bir hücre olarak hayal edelim. Ben senden rica ettim. Dedim ki benim için 2 litre su içer misin? Sen 2 litre suyu kafana diktin ve içtin. O zaman senin ozmotik basıncın ne olur? Yani su alma isteğin. Zaten 2 litre su içtin. Ozmotik basıncın düşer. Su verme isteğin idrar gelişi gibi düşünebilirsin. Yani turgor basıncın ise artar. 2 gün boyunca su içmesen ne olur? Bu sefer de ozmotik basıncın artar, turgor basıncın azalır. Eline ıslak bir süngeri aldın ıslak bir süngerin ozmotik basıncı düşüktür hocam. Turgor basıncı yüksektir hocam. Sünger kup kuru olsaydı o zaman ozmotik basıncı yüksek, turgor basıncı düşük olacaktı. Emme kuvveti dediğimiz şey de ozmotik basınçla turgor basıncının arasındaki farktır. Mesela kuru süngerin ozmotik basıncı fazla ozmotik basıncı fazla olanın emme kuvveti de tabii ki fazla olmak zorunda. Emme kuvvetine hemen ozmotik basınçla turgor basıncının arasındaki farktır diye şu grafikte de göstermiş olayım. Buradan da gidiyorum çözelti çeşitlerine. Çözelti çeşitlerine baktığımız zaman bizim 3 tane çözeltimiz olacak. Hipertonik çözelti, hipotonik çözelti izotonik çözelti hipertonik hiper ne demek yüksek demek hipertonik çözelti dediğimiz zamanda çözeltinin yoğunluğunun daha fazla olmasından bahsediyoruz. O zaman ben hipertonik çözeltinin üstüne çözeltinin yoğunluğu bulunduğu hücrenin yoğunluğundan fazladır diyebilirim gençler. Eğer hipertonik bir ortam oluşturmak istiyorsam da hücremde %20 sükroz varsa benim ortamımın daha yoğun bir rakama ihtiyacım var. Yani sükroz miktarının %20'den fazla olması lazım. Kangi rakamı verdiğin önemli değil 20'den büyük bir rakam verelim. Mesela ortamda %40 oranında sükroz olsun o zaman burası hipertonik bir çözelti oluyor. Hipotonik de tam tersine daha düşük ortam yani burada da çözeltinin yoğunluğu ne olacak küçük olacak ortamda bulunan hücrenin yoğunluğundan o zaman benim hücremde %20'lik bir sükroz varsa benim ortama ne kadar sükroz koymam lazım hocam 20'den küçük koyacaksın çünkü ortam hipotonik. Atıyorum yüzde %10 sükroz yoğunluğunda olacak. İzotonik iki taraf birbirine eşit demek. O zaman %20'lik sükroz varsa çözeltinin içerisinde çözelti de %20'lik olmak zorunda. Buradan sonrası aslında işin mantığı. Hemen yaslandın arkana. Soruları çözerken ne yapacağım? Bana iki türlü soruyu verebilir. Diyebilir ki... %20'lik sükroz yoğunluğuna sahip bir hücre hipertonik bir ortama bırakılırsa bu hücrede ne gibi değişiklikler meydana gelir diyebilir ya da %20'lik sükroz içeren bir hücre %40'lık sükroz içeren ortama bırakılmıştır ne gibi değişiklikler meydana gelir tarzında soruyu yazabilir. Rakam verse hipertonik olduğunu anlarım. Hipertonik derse ben kendim rakam verebilirim. Ne yapacağım? %40'ı sükrozsa sükroz bir disakkarittir, hücre zarından geçemez. O zaman çözeltimde %60 oranında ne var? Su var diyeceğim. İçeriye baktığım zaman hücrede %20 oranında sükroz varsa, %80 oranında da ne olmak zorunda? Su olmak zorunda. Suyu tutamam, sükroz geçemiyor ama su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiş yapacak. O zaman bir süre sonra bu hücre su kaybedip büzüşecek. Su kaybedip büzüşmüş hücrenin ozmotik basıncı yani su alma isteği ne olur? Artar hocam. Biraz daha su kaybedeyim, öleyim istemez. Peki bunun turgor basıncı ne olur? Su verme isteği zayıflayıp ölmek istemeyeceğine göre azalacak. Emme kuvvetine bakacak olursam o da ozmotik basınçla doğru orantılı olduğu için tabii ki arttı. Burayı da birlikte yapalım. Hocam %10 sükroz varsa o zaman %90 oranında suyu vardır. %20 sükrozu varsa %80 su vardır hocam suyu tutamam su ne yapacak çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiş yapmak isteyecek o zaman bu hücre bir süre sonra şişecek şişecek kocaman bir hücreye dönüşecek şişmiş bir hücrenin daha fazla su alıp patlamak istemez su alma isteği azalır su verme isteği artar Emme kuvveti de tabii ki ne olacak gençler ozmotik basınçla doğru orantılı yani düşmüş olacak. İzotonik ortama bıraktığım hücrede su içeri girebilir, dışarı çıkabilir. 80 tane burada su var, 80 tane burada su var ama giriş çıkış birbiriyle eşit oranda olur. Sükroz disakkarit olduğu için zaten hareket edemez ama suyu tutamazsın girdiği kadar çıkışı söz konusu olabilir. Ozmotik basıncı, turgor basıncı, emme kuvveti değişmez. Hadi bunu bir daha da şekil üstünden tekrarlamış olalım gençler. Şimdi şöyle bir baktım. Hipertonik bir çözelti diye bana soruyu verdi. Hipertonik bir çözelti ise hiper yüksek demek çözelti yüksek olduğuna göre çözen, çözeltinin yoğunluğunu yüksek vermem gerekiyor. Mesela ne diyeceğim? Burada yüzde 30 oranında sükroz bulunsun. Hipertonik bir çözelti olduğuna göre buraya daha küçük bir rakam vermem lazım. O zaman burada da yüzde 10 oranında sükroz bulunsun. Sükroz disakkarittir. Hücre zarından geçiş yapamadı. Ama ne yapacağım? kalanları yani suyu geçirebileceğim. %30'u sükrozsa %70'i sudur hocam. %10'u sükrozsa %90'ı sudur hocam diyeceksin. Su çok yoğun olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiş yapacak. O zaman ben bir hücreyi hipertonik bir çözeltiye koyarsam o hücre su kaybedip büzüşecek. Su kaybedip büzüşmüş hücreye plazmoliz olmuştur diyeceğiz. Plazmoliz olmuş hücre biraz daha su kaybedeyim öleyim istemez. O yüzden bunun su alma isteği eski haline dönme isteği artacak. Su verme isteği azalacak. Emme kuvveti de artacak gençler. Hipotonik çözelti yine dışarısı %30 oranında sükroza sahip olsun o zaman hücremin içerisine daha büyük bir rakam vermem lazım. Atıyorum yüzde 60 oranında sükroz olabilir. Yüzde 60'ı sükrozsa yüzde 40'ı sudur hocam. Yüzde 30'u sükrozsa yüzde 70'i sudur hocam. Suyu tutamam çoktan aza doğru hareket eder. O zaman ben bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye koyarsam o hücre su alır şişer şişmiş hücreye turgor durumunda diyeceğiz. Turgor basınç başka bir şey, turgor durumu başka bir şey. Hücre su alıp şiştiği zaman turgor durumuna geçmiştir deriz. Turgor durumuna geçen hücre biraz daha su alayım da patlayayım istemez. Herkes eski haline dönmek isteyecek. O zaman bunun su alma isteği azalacak su verme isteği yani turgor basıncı artacak, emme kuvveti de azalacak. İzotonik ortam olması için içerisi de %30 sükroz, dışarısı da %30 sükroz olacak. %30 sükrozsa 70'i sudur hocam, 70'i sudur hocam. Suyun giriş çıkışı söz konusu olabilir. İzotonik bir çözeltideki hücrenin emme kuvveti değişmez. Osmotik basıncı, turgor basıncı tabii ki değişmez diyeceksin. Unutmayacağım bir kısma tabii ki geleceğim gençler ama oraya gelmeden önce şunları bir toparlayalım. İzotonik çözelti neymiş? Yoğunluğu hücre sitoplazmasının yoğunluğuna eşit olan çözeltilere izotonik çözelti ismini veriyormuşuz. Burada denge halinde duracak hücrelerimiz hipotonik çözelti çözeltinin yoğunluğu düşük olacak gençler. O yüzden hipotonik çözeltiye bırakılan hücreler su alıp şişecek. Dikkat ediyorsun burada bir not alıyorsun. Bir tane hücrem vardı ben onu tuttum hipotonik bir çözeltiye koydum. Hipotonik bir çözeltiye koyduğum zaman su alıp şişer. Eğer hayvansal bir hücre ise Hücre zarının dışında dayanıklı, sert bir hücre çeperi, hücre duvarı yoksa şişip şişip patlayabilir. Çeper bulundurmayan hücrelerin şişip şişip patlamasına hemoliz olma ismini veriyoruz. Bitki hücrelerinde ise hemoliz söz konusu olmaz. Ne oluyor biliyor musun? Mesela şu bitki hücresi, şurası zarı, dışarıdaki de duvarı olsun. Ben bunu hipotonik bir çözeltiye bıraktığım zaman hücrenin çeperinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Hücre su alıyor, şişiyor, şişiyor, zar çepere dayanıyor, dayanıyor, dayanıyor ama patlamıyor. İçerideki kofulu su alıp şişip büyüyor ama hücrede patlama söz konusu olmuyor. Yani bitki hücreleri su alıp şişip şişip patlamaz gençler. Patlamayı çeper engellemiş oluyor. Ha şu soru kalıbı geliyor. Mesela diyorum ki bir bitki hücresi hipotonik bir çözeltiye bırakılmıştır. Zar ile çeperi arasındaki mesafe artar azalır diye soruyorum. Hipotonik bir çözeltiye bıraktım zarla çeperin arasında şu kadarlık bir mesafe vardı. Hipotonik bir çözeltiye bıraktığım zaman zar çepere iyice yaklaştı. Aradaki mesafe azaldı. Hipertoniye koysaydım zar büzüşecekti, aradaki mesafe artacaktı. Yani tam tersi söz konusu olacaktı gençler. Hemen onu da şurada göstereyim. Diyelim ki bitki hücrem şu şekildeydi. Burası zarı, burası çeperi. Ben tutar da bunu hipertonik bir çözeltiye koyarsam çeper değişmez ki, ölü, sert bir yapı. Ama zar ne yapar? Büzüşür o zaman çeper ile zar arasındaki mesafe ne yapar hipertonik çözeltide artar diyeceksiniz gençler. Hücre bu ortamda su kaybedip büzüşür büzüşmesine de ne ismini vermiştik plazmoliz ismini vermiştik. Yine dikkat etmeniz gereken bir kısım var demiştim ya burada kaçırmayacağımız şey şu benim bir tane hücrem var. Ben tuttum bu hücreyi hipertonik bir çözeltiye koydum. Hipertonik bir çözeltiye koyduğum zaman bu su kaybetti. Büzüştü. Büzüşmüş hücreye plazmoliz olmuş dedik. Ben plazmoliz olmuş bir hücreyi tutar da hipotonik bir çözeltiye koyarsam o tekrardan eski büyüklüğüne gelirse o zaman de plazmoliz olmuştur diyeceğiz. Karıştırmayacağım şey şu. Ben bunu daha da hipotoniye koyarsam bu olduğundan çok daha fazla su alır şişerse o zaman turgor durumunda diyoruz. Yani ikisinde de hipotonik çözeltiye koydum. Ama büzüşmüş plazmoliz olmuş hücre tekrardan su alır eski haline gelirse deplazmoliz dedik deplazmoliz olmaktan ziyade normal bir hücre hipotonik bir ortama konur su alır şişerse turgor durumunda dedik. Aslında hayatımızda çok fazla derecede karşımıza çıkıyor bu durum. Mesela gittim sokaktan çiçekleri topladım. Çiçekleri topladıktan sonra vazoya suya koymadım bıraktım. Bir süre sonra çiçeklerin bir iki gün sonra ne yaptığını görürüm yavaş yavaş solduğunu. Aslında o bitki hücrelerindeki su uçtu gitti. Hücreler plazmoliz oldu. Bizim çiçek soldu. Aa bunlar solmuş. Ben bunu bir suya koyayım desem plazmoliz olmuş hücreler tekrardan ne oluyor gençler? D. Plazmoliz oluyor. Yani tekrardan çiçeğin eskisi gibi dik görünüme kavuşması söz konusu oluyor pazarcılar devamlı olarak yeşillik satanlar marul falan satanlar o marulların üstüne su atıyorlar. Neden? Marulları toprakla bağlantısını kesmişim. Hücreleri orada ne yapacak marulda bulunan hücreler su kaybedip büzüşecek. Marulda büzüştükçe ben onu satın almayacağım daha çirkin görünecek. Devamlı olarak üstlerine su atıyorlar. Hücreleri su alsın deplazmoliz olsun daha taze daha dinç görünsünler diye gençler. O zaman Plazmoliz olmuş hücre hipotonik ortama konulduğunda su alarak eski haline döner. Bu olaya da ne ismini veriyormuşuz? D-plazmoliz ismini veriyormuşuz diyeyim. Hemen bitki hücresi ve hayvan daha doğrusu bitki hücresini hipotonik ortama koyarsam ne olur? Hipertonik ortama koyarsam ne olur? Hipotonik, daha az yoğun bir ortama koyarsam tabii ki hücreleri su alacak, şişecek. Şiş kofulları büyüyecek. Zar ile duvar arasındaki mesafe azalacak. Ama tutar da hipertonik ortama koyarsam bu sefer hücre su kaybedecek. Çeperde bir değişiklik olmaz ama zarı küçülecek. Kofulu su kaybedecek. Zar ile duvar arasındaki mesafe açılacak, artacak gençler. Diyalizden de biraz bahsedeyim. Aslında halk arasında da duyuyoruz. Böbrekleri çalışmıyormuş, diyaliz makinesine bağlanmış, haftada şu kadar gün gidecekmiş ya da işte şu kadar oranda böbreği çalışıyormuş, çalışmıyormuş diyorlar. Diyaliz dediğimiz şey aslında istenilen moleküllerin seçici geçirgen bir zardan düfüzyonu olayıdır. Bizim vücudumuzda atıkları vücuttan uzaklaştırmak için de diyaliz denilen olayı böbreklerimiz gerçekleştiriyor. Yani böbreklerimizdeki seçici geçirgen bir yapıdan bazı maddelerin geçişi söz konusu. Geçen maddeler idrar oluyor dışarıya atıyoruz. Kanımızın geri kalan bize lazım olan kısmı vücudumuza geri dönüyor. Bazı insanların böbrekleri bu işi gerçekleştiremiyor. Böbrekleri hiç olmayan insanlar var veya yüzdesel oran olarak atıyorum işte böbreğinin yüzde sekseni çalışmıyor, yüzde altmışı çalışmıyor, yeterince atık süzemiyor denilen bireyler var. O zaman bu bireylere dializ dediğimiz yöntem kullanılıyor. Yani bir makineye bağlanıyorlar kanları alınıyor bu makinenin içine gidiyor makinede seçici geçirgen zardan atık maddeler alınıyor e, atık maddeler vücuttan uzaklaştırdı geri kalan kan dediğimiz vücudumuz için lazım olan kısım tekrar bireye veriliyor. Olayın adı diyaliz olduğu için makineye de benzetme olsun diye diyaliz makinası ismini vermişler. Yani olayın ismini aslında makineye vererek bir benzetme yapmışlar. Gençler, diyaliz böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvıyı, atıkları yarı geçirgen bir zar aracılığıyla temizlemeye denir. Geleyim aktif taşımaya aktif taşıma dediğimiz zaman da zardan geçebilecek büyüklükteki yani yine küçük moleküllerden bahsediyoruz. Ama bu sefer küçük molekülleri ne yapacağım? Az oldukları yerden çok oldukları yere doğru göndermek isteyeceğim. Az oldukları yerden çok oldukları yere göndermek için de mutlaka enerji harcamam gerekiyor gençler. Aktif taşıma sırasında taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alır ve mutlaka ne olur? ATP harcanır. ATP harcanan bir olay olduğuna göre tabii ki sadece canlı hücrelerde yani ATP üretebilen hücrelerde bu olaylar gerçekleşecek. Hücrenin içiyle bulunduğu ortamın derişime eşit olduğunda da aktif taşıma yapılır. Her zaman verdiğim örnekle kafanıza kazıyayım. Şimdi burada 100 tane glikoz var. Dışarıda da 100 tane glikoz var. Bu hücre içeriye glikoz almak istiyor veya dışarıya atmak istiyor. İki taraf birbirine eşitse de aktif taşıma yapmak zorunda. Çünkü iki taraf birbirine eşit olduğunda moleküller hareket etmez. Bu dışarıya atmak veya içeriye almak istiyorsa bunun için enerji harcamak zorunda. Aktif taşıma da hücre içinden dışına doğru da olabilir, dışarıdan içeriye doğru da olabilir. Pasif taşıma ile aktif taşımayı da kendi içinde kıyas yapalım. Yazılıda öğretmenler bunları sormayı çok seviyor. Klasik yazılıya giriyoruz. Pasif taşıma ve aktif taşımanın ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Endositozla egzositozun arasındaki farkı yazınız. Bunların hepsi birer yazılı sorusudur gençler. Pasif taşıma ile aktif taşımaya baktığım zaman hocam ikisi de küçük moleküller için yani hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküllerin taşınması için gerçekleştiriliyor. Biri moleküllerin çoktan aza doğru geçişi, diğeri ise az oldukları yerden çok oldukları yere doğru taşınması. Pasif taşımada ATP harcanmaz ama aktif taşımada ATP harcanıyor. Pasif taşımada ATP harcanmadığı için canlı ya da cansız ortamlarda hücrelerde gerçekleşebiliyor. Burada ATP harcanması söz konusu olduğu için sadece canlı hücrelerde gerçekleşiyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler görev alıyor ama yine ATP harcanmıyor. Aktif taşıma ise taşıyıcı proteinler ve enzimler sayesinde gerçekleştiriliyor. Birkaç tane de soru çözelim, bitirelim gençler. Buna göre X ile gösterilen bölgeye özelliklerinden hangileri yazılabilir? Şimdi pasif taşıma ile aktif taşımanın ortak özelliğini arıyorum. Küçük moleküllerin zardan geçişi tabii ki ikisinde de ortaktır yazabilirim. Çoktan aza geçmeyi yazamam. Bunu kime yazardım? Pasif taşımaya yazardım. Canlı hücrelerde gerçekleşme. İkisi de canlı hücrelerde gerçekleşiyor. ATP tüketme ise sadece aktif taşımada gerçekleşir. Yazılabilirleri sorduğu için cevabım 1 ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Difüzyona uğrayacak olan maddelerin hücre zarından geçiş hızları hangi seçenekte en hızlıdan en yavaşa doğru verilmiştir diyor. Şimdi baktım. Sodyum var, klor var, karbondioksit var, C6H12O6 var. Bir kere karbondioksit dediğin gazdır. Gazı tutamam ki öncelikli olarak kimin geçiş yapması lazım? Gazın geçiş yapması lazım. Burada arada kaldığım zaman küçük moleküller büyük moleküllerden önce geçer. O zaman şurada karar veremiyorsan bile en büyüğün en son geçmesi lazım. Yani dördün en sona gelmesi lazım. İkisinde de dördü en sona koymuşuz. Şurada baktığımız zaman ne dedim? Yüksüz moleküller yüklülerden önce geçer. Yüklüleri de kendi içinde kıyas yaparsam eksiler artılardan önce geçer. O zaman gazı geçtikten sonra kimin gelmesi lazım? Eksi olanın yani klorun sonra sodyumun en sonda glikoz molekülünün taşınması gerekiyor gençler. Diğer bir soruma da bakıyorum. Glikoz molekülünün hücre zarından taşınma hızını faktörlerinden hangileri her zaman arttırır diyor. Ortam sıcaklığını arttırmak her zaman kelimesi bir şüpheli. Şimdi sıcaklığı arttırmak difüzyon hızını arttırır ama basayım sıcaklığı basayım sıcaklığı basayım sıcaklığı çok aşırı sıcak bir ortam yapayım olmaz. Sıcaklığı belli bir düzeye kadar arttırmak tabii ki difüzyonu hızlandırır. Glikoz molekülünün hücre zarından taşınma hızını ortama glikoz ilave etmek her zaman arttırmayabilir. İki taraf birbirine eşitleniyor olabilir gençler. Hücre ile ortam arasındaki yoğunluk farkını arttırırsam tabii ki glikoz daha hızlı taşınacaktır. Buradaki sorumada bakıyorum. Yarı geçirgen zar ile ayrılmış cam kabın bir numaralı koluna yüzde ikilik glikoz pardon sükroz konulmuş. Diğer koluna da yüzde onluk sükroz konulmuş. Sonra bir süre beklenmiş ne olmasını bekliyorum hemen yazayım. Şimdi %2'si sükrozsa 98'i sudur hocam. %10'u sükrozsa 90'ı sudur hocam. Sükroz disakkarittir. Hücre zarından geçemez ama suyu tutamam. Bir süre sonra su ne yapacak? Çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket edecek. Ben bu U borusuna baktığım zaman şurası yarı geçirgen zarsa buradaki sıvı yoğunluğunun daha doğrusu sıvı yüksekliğinin düştüğünü göreceğim. Diğer tarafta ise daha yüksek olduğunu göreceğim bir süre sonra. Ne yapmak istiyorum? Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bir numaralı kolda sükroz miktarı azalır. Sükroz disakkarittir. Nereye geçecek? Tabii ki kolda artma veya azalma söz konusu olmaz. 2 numaralı kolda sıvı seviyesi yükselir. Evet iki, 2 numaralı kolda sıvıyı yükseldiğini gördüm. Bir numaralı koldaki hü Çözeltinin hacmi azalır. Eskiden şöyle bir hacim vardı. Bu tarafa sıvı kaybettiğim için hacmi azaldı. İki numaralı koldaki çözeltinin derişimi azalır. Yoğunluktan bahsediyor. Eskiden yüzde 10'u sükroz 90'u suydu. Daha fazla su geldi. Artık buradaki su miktarı azaldı. Burası daha seyreltik bir hale geldi. Suyun zardan difüzyonu zaten yani ozmoz gerçekleşecek. Diğer bir soruma da bakıyorum. Özdeş 3 tane hücre varmış. Derişimleri birbirinden farklı sükroz çözeltileri içeren numaralandırılmış 3 ayrı ortama atılmış ve hücrelerde meydana gelen değişim aşağıdaki grafiklerde gösterilmiş. Şimdi hücre şöyle hayal ettim. Bu büyüklükteymiş. Ortama bırakıldığı zaman su miktarı ne olmuş? Azalmış. O zaman bu hücre büzüşmüş. Bir numaralı ortam nasıl bir ortammış? Hipertonik bir ortammış. Hücrenin su kaybedip büzüştüğü ortam hipertoniktir. Burada hücrenin su oranında bir değişiklik olmadığına göre burası izotonik bir ortam. Hücredeki su miktarı ne yapmış? Burada artmış. Su miktarı arttığına göre burası da ...hipotonik bir çözeltidir. Gençler, bir numaralı ortamdaki hücre plazmolize uğramıştır. Büzüştüğünü, su kaybettiğini söyledik. Tabii ki plazmolize uğradı. İki numaralı ortam ile bu ortamdaki hücre arasında... ...madde alışverişi gerçekleşmez, unutmuyorsun. İzotonik çözelti için ne dedim? Madde alışverişi gerçekleşir, eşit oranda gerçekleşir. O zaman bu yanlış. Üç numaralı ortamdaki hücre şişmiş turgor durumuna gelmiştir. Bir numaralı ortamdaki hücre büzüştüğüne göre ozmotik basıncı arttı, emme kuvveti de arttı. İki numaralı ortamdaki hücrenin emme kuvveti sıfırdır diyor. E iki ortamın derişimi eşit olduğuna göre sıfırdır diyebiliriz. Böylelikle dersimizin konunun sonuna geldik. Aslında burada özeti yaparken konuyu da şöyle bir toparlamış olacağım. Hücre zarından bir küçük moleküllerin, bir büyük moleküllerin taşınması var dedik. Küçük molekülleri pasif veya aktif taşıma dediğimiz yöntemlerle taşıyabiliyorduk. Pasif taşıma çoktan aza doğru taşınmadır. Aktif taşımada ise azdan çoğa doğru taşınma yapıyorum. Pasif taşıma, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olarak üçe ayrıldı. Basit difüzyonda mineral maddeleri, yağda eriyen vitaminleri, suda eriyen vitaminleri, yağ asitleri, gliserol, fosfolipit tabakasından geçti. Kolaylaştırılmış difüzyonda da glikoz, aminoasit asit gibi monomerleri taşıdı. Hücrenin yoğunluğundan daha çok yoğunluğa sahip ortamlara hipertonik ortam denildi. Hipertonik ortama konulan hücre su kaybetti, büzüştü. Büzüşmüş hücreye plazmoliz olmuştur dedik. Ozmotik basıncı ve emme kuvveti arttı, turgor basıncı azaldı. Hipotonik ortamlar ise hücreden daha az yoğun olan ortamlardı. Burada hücreler su alıp şişer, ozmotik basınçları ve emme kuvvetleri azalır, turgor basınçları artar, hücre turgor durumuna dönüşür. İzotonik ortamlarda ise emme kuvveti, ozmotik basınç, turgor basınç değişmezdi gençler. Dediğim gibi bir sonraki dersimizde endositoz ve egzositoz olaylarını anlatacağım. O dersimizde görüşürüz. Şimdi ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.